insanları yani kendi vicdanlarına bırakıyoruz. Yani. Rize'de bir türlü bitmeyen yol ve altyapı çalışmaları vatandaşı çileden çıkardı. Tıpkı Orta Cami arkasında uzun bir süredir devam eden yol çalışması gibi. Kokudan, çamurdan, pislikten zaten kurtaramıyoruz. Yalnız normal olması gerekenden yavaş işliyor. Biz bu zamana kadar yani böyle olmasını, biz böyle olacağını bilseydik baştan söylerdik ki girmeyin, yapmayın. Size ne dediler? Veya bize hiç söylemediler ki hiçbir şey, esnafa bilgi verilmeden, hiçbir kelime edilmeden geldi kepçelerle, operatörlerle başladılar, kazdılar. Yani bu hızla bir 40 günde bitmez galiba, bilmiyorum ben. Yani sonuçta biz burada bileyeceğiz. Kurban Bayramı geliyor. Bıçak bileceğiz ki biz de ekmek paramızı kazanalım. Bu gidişte biraz zor. Buraya müşteri girer mi buraya? Çalışmaların yavaş ilerlemesinden dert yanan esnaf işlerinin aksadığını söyledi. Biz istiyoruz ki bir an önce tefsi etsinler, bir çakıl sarsınlar. Biz de işimiz mağdur oldu yani. Buradaki bütün esnaf mağdur oldu yani. Esnaf burada siftesiz kapatıyor şu anda. Bize diyorlar 3 ay ama 3 ay derseler biz belediyeye çıkacağız, başkanımıza çıkacağız. Rize Belediyesi'ne de serzenişte bulunan vatandaşlar belediyenin aciziyet içinde olduğunu ifade etti. Bu iş uzayınca bizim canımızı sıkmaya başladı. Bir de artık zaten bu sokak biliyorsun Orta Cami'nin arka tarafı. Burada müşteri zaten çok az bir şey geliyor bize. Olanı da gitti artık, kasa boş. Sayın Belediye Başkanı'nı biz bu sokağa gelip görmek isterdik. Reşat Kasap Bey lütfen şu sokağa bir gelsin, bir baksın şu esnafın morali nasıl? Seçimlerden önce gelip dolaştı. O istedi bizden. Biz de kendisine başarılar diledik. Ama inanın şu esnafın yanına gelip de bir gönlümüzü alsa en azından, o bile yeterdi yani. Bak samimi olarak söylüyorum. Şey, müteahhitten ziyade belediye yetersiz. Rize Belediyesi var olduğundan beri böyle bu kadar aciz duruma düşmemişti. Yağmur yağdı, rogar kapandı. Yani pis sular, atık sular, lahım suları sokağa ayakkabıcı arkadaşı bastı. Telefon ediyoruz belediyede, belediyenin bir yetkili gelmiyor. Vidanjör arıyoruz, başkan yardımcısını, vidanjör gönderiyor. Vidanjörcü şeyi, rogarı açmadan gidiyor. Yani şu sokakta 40 gündür çalışılıyor. Nerede belediye başkanımız? Belediye başkanımızı görmedik zaten, hiç görmek nasip olmadı bize de. Ramazan'ın 3'ünden beri bu vaziyetteyiz. Bizim de borcumuz, harcımız var. İşler düştü. Bizim de bu memlekete katma değerimiz var. Belediye vergimiz var efendim. Bir şeyler yapacağız. Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek getireceğiz. Bilmiyorum yani, bu bir müteahhite para kazandıracağız diye, bir müteahhite diyet ödeyeceğiz diye bu kadar eziyet çekilmez.